Tekrar merhaba dostlarım. Evet, 3 gün yaklaşık derslere bir ara verdik. Nedeni şu, biraz söylediğim şeyler biraz otursun, sinsin, biraz onları çalışsınlar arkadaşlar diye, sizler çalışın diye. Şimdi bugün su ve su dokuları üzerine çalışacağız. Hani minyatürde su, dalga gibi şeyler nasıl yapılır? Tabii nasıl yapılır derken, bunun da her zaman söylediğim gibi binlerce yolu vardır. Ben sadece hani birkaçını tüyo olsun diye size göstereceğim. Başlangıçta şimdi akrilikle çalışacağım. Ama akriliği iyice sulandıracağım. Onu size göstereceğim. İyice sulandıracağım, sulu boya gibi. Yassı bir fırçayla çalışacağım. Şimdi bakın. Niye akrilik? Sulu boyayla bunu yaparsam, sulu boyadaki bir sonraki renk su bazlı olduğu için bir alttaki renkle karışır. Yani bu da sulu boya olsa, alttaki sulu boya olunca üstteki de sulu boya olursa bunlar birbiriyle karışır. Şimdi bakın, halbuki burada akrilikler kuruduğu zaman çakıştığı yerlerde farklı, karışmadan farklı etkiler yaratıyor. Şimdi ben burada başka bir renk alıyorum. Onu da sulu yapacağım. O da akrilik. Etkiyi böyle göreceksiniz şimdi. Su dalgası gibi yapıyorum aslında. Bakın, birlikte çakıştıkları yerlerde şeyler oluşuyor. Koyuluklar, açıklıklar oluşuyor. Çok acele etmemeniz lazım. Alttaki iyice bir kendini toparlaması ve kurumasını beklemeniz lazım. Bunu istediğiniz alanda, tabii tasarımınız neyse orada uygulayabilirsiniz. Görüyor musunuz? Enteresan bir doku oluşuyor. Şimdi başka bir çeşit mavi alıyorum. Mesela önce biraz turkuaz bir mavi aldım. Sonra indigo. Şimdi de ultramarin mavisi alıyorum. Yoksa buralar beyaz kalmış ya. İşte oranın üzerinden geçeyim. Şimdi bu karmaşık bir doku oluşturdu. Bu karmaşık doku içerisinde isterseniz daha sonra size önceden gösterdiğim gibi kuru kalemle bazı konturlar yapabilirsiniz. Bakın, yine de kalından inceye, inceden kalına. Ben mesela tamamen zevkime göre bazı yerlerini yapar, bazı yerlerini yapmam. Bu suyun içerisinde sanki kendiliğinden bir dalgaymış gibi bir takım etkiler bırakıyor. Bazı yerlerinin de, mesela hani şöyle söyleyeyim size, şuraya bir tane şey çizeyim, sonra şurada başında şöyle kıvrımlar yaparım. Bu hani suyun içerisindeki minik minik girdaplar ve dalgalar gibi farz edin bunları. Birazcık kumaş dokusuna benziyor bu. Hani klasik kareli kumaş dokuları var ya, işte masa örtülerinde çok kullanılıyor. Bu bir dokudur. Şimdi ikinci dokuya geçeceğim ve size bambaşka bir şey göstereceğim. Şimdi klasik minyatürde yapılan dokulardan bir tanesini size göstereceğim. Onun üzerine çok çok fazla, çok istediğiniz gibi manevra yapıp istediğinizi yapabilirsiniz. Bu da nedir? Önce bir zemin yapıyoruz. Hani klasik minyatürde öyledir ya. Önce bir mavi zemin yapılıyor. Turkuaz olur, mavi olur. Hani deniz rengi, dere rengi neyse ona göre
bir lap boya, yani dümdüz bir boya yapılıyor. Bakın, dümdüz hakikaten duvar boyarmış gibi. Tabii tasarladığımız alan, yani o alan dere olabilir, bir deniz parçası olabilir, bir gölet olabilir. Ben sadece hani tekniğini gösteriyorum. Tasarımı sizin. İki ayrı renk yapıyorum ben. O iki ayrı renkte iki ayrı doku, çeşitlilik olsun diye göstereceğim size. Şimdi bir tanesini öyle yaptım. Bir tanesini de hemen yanı başında. Bakayım. Şurada. Bu biraz daha kobalt bir mavi oldu. Bu biraz turkuaza yakın. Ne kadar homojen olursa bu renkler, bu boyadığınız alan, o kadar net çizgi alabilme şansınız oluyor. Tamam. Şimdi hemen de kurudu burası. Hani klasiğinde bu iş mürekkeple ve sulu boyayla yapılıyor. Yani şöyle koyu bir renk seçiyoruz. Sulu boyada. Genellikle hani koyu lacivert veya işte hani siyah falan da seçiyorlar. Bakın sadece konturla. Suyun dokusu ve dalgasını temsilen farklı yönlerden yavaş yavaş başka yönlere çekip, bu eğer bir yönü olan bir dere ise o yöne doğru bu çizgileri atıyorsunuz. Yönü olan bir hani boğaz ise, İstanbul Boğazı gibi, hani kuzeyli güneyli demek istiyorum veya işte doğulu batılı neyse veya işte tasarımınıza uygun neyse ona göre bir tasarım uygulayacaksınız. Ona göre konturlayacaksınız. Bu bir çeşit. Aynı şeklin yanında rahmetli Nusret hocamız, çok değerli büyük üstadımız, yakın tarihte kaybettiğimiz Nusret Çolpan hocamızın denizleri çok meşhurdur. İstanbul Boğazı'nı ve birçok yeri çizmiştir. O denizleri böyle kıvrımlı kıvrımlı yan yana çizmeyi çok güzel yapardı ve bu konuda bir stil oluşturdu. Şu şekilde. Allah rahmet eylesin, onu da yad etmiş oluruz. Onun eserleri her yerde vardır internette. Boya seyreltildi. Biraz boyayı yoğunlaştırmam lazım. Yok, seyreltildiği zaman böyle lekeler oluşuyor. Balık pulları gibi yapardı. Çok da güzel yapardı. Farklı yönlerden. Evet, bu da bir çeşittir. Hani yan yana gördüğümüzde. Şimdi burada başka bir şey size göstereceğim. Fakat burada
Ben bir iki rengi yan yana kullanacağım için akrilik kullanacağım. Çünkü sulu boya su değdiği zaman hani dağılabilir. Bakın su değdiği zaman dağılabilir ve yok olabilir. Onun için akrilik olursa akrilik üzerinde akrilik daha güzel olur. Daha sıra dışı olur. Şimdi bunun bir çeşit halini burada yapacağım. Yani yaptığım rengin bir açığını yapıyorum. Aslında şu ve şu dokunun karışımıdır. Şimdi bakın. Bayağı oynarmış gibi kendi kendime dokular yapacağım. Ben böyle çalışırken biliyorsunuz daha önceki derslerde de söylemişimdir. Keyifli ve hani improvize, kendiliğinden oluşan dokuları çok severim ve bunu çok denerim. Zannetmeyin ki arada sadece koyu açık doku atıyoruz. Koyu dokular da atıyoruz aralarında. Ama tabii fırçanın kullanımına dikkat ediyoruz. Bir su akışı yaratıyoruz burada. Şimdi bakın bu tekrarlar mesela şuraya benziyor. Buralara gelip şöyle tekrarlar yapıp enteresan daha böyle daha bir fantastik bir hava veriyor. Şimdi bu nasıl bir imkan size sağlayacak? Birazdan onu da göreceksiniz. Daha farklı renkler yan yana koyunca bir çeşit hani boyut kazanmış gibi ama aslında boyut yok, perspektif yok. Kazanmış gibi sadece olacak. Öyle bir doku oluştu. Şimdi bakın sadece beyaz alıyorum. Beyaz alıyorum ve beyazla biraz yoğun bir şekilde noktalama yapıyorum. Niye noktalama yapıyorum? Dalgalar köpürüyor ya. Şimdi köpüren dalgaları farz ederek bu yaptığım hareketin yönüne doğru şöyle minik minik dalga başları yapıyorum. Hani denizde de oluyor ya, eğer denizcilikten birazcık bilginiz varsa veya İstanbul gibi yerlerde yaşıyorsanız biliyorsunuz. Minik dalgalar yavaş yavaş rüzgarda köpürmeye başladığında kuzular derler. Yani o beyaz beyaz parçacıkları, uzaktan görünen beyaz parçaları kuzular derler. Kuzular göründü dedikleri zaman eyvah fırtına geliyor derler. Şimdi biz de o kuzuları şu an çiziyoruz. Evet, bu bir çeşit. Böyle minik 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 parçalar da yapabilirsiniz. Tam denizdeki köpükler gibi duruyor. Bu da bir çeşit deniz veya işte hani su akıntı dokusudur. Evet, şimdi son bir doku daha göstereceğim. Eğer Uzak Doğu resmini takip ediyorsanız, özellikle hani Japonların çok çok meşhur bir ustası var. Deniz resmi yapan Hokosai diye bir büyük usta var. Şimdi bakın, daha önce çizdiğim doku gibi sadece bir zemin boyuyorum. Deniz renginden. Üst kısmını başka bir renge boyuyorum. Nedenini şimdi size söyleyeceğim. Birazdan göreceksiniz zaten nedenini. Şurayı bambaşka bir renk
biraz farklı bir rengi boyayayım. Şöyle farz ettim. Burası deniz, burası gökyüzü. Şimdi yine de aynı ekolun hani ressamlarından diyeyim. Yani Japon ekolun ressamları ne benzer bir şey yapacağım. Bir iki tane kaya gibi doku yapacağım oraya. Derdim çok onların yaptıklarına benzer bir şey olsun değil. Sadece hani bir de önceki dersleri de biraz hatırlamış olalım diye. Şimdi biraz kurumasını bekleyelim. Evet, şimdi buraya kadar geldik. Azıcık kurudu. Birazcık şu kayaları netleştirmek adına konturlar atacağım. Konturları da hani gene de biraz uzak doğu havasında atıyorum. Uzak doğu havasında atıyoruz. Bu şu demek değildir. Bu tekniği kullandığımız yerde minyatürümüz uzak doğu minyatürü gibi gözükecek diye. Ben şu an sadece bir şeyin denediğimi size göstermeye çalışıyorum. Evet, şimdi şurada bir deniz var. Şöyle hayal ediyoruz. Bu dalgalar şu kayalara çarpıyor. Peki, nasıl olacak? Öncelikle dalgaların seyrini çizeceğiz. Daha önceki kayalarda kontur çizdiğimiz gibi dalgalara konturlar çizeceğiz. Yani şöyle, şöyle, hatta biraz da böyle uzaktan gelip böyle patır patır diyelim, büyük güçle şöyle denizden yukarıya doğru gelip dalgalara, kayalara çarptığını farz ediyoruz. Burada tabii bir yön söz konusu. Ya bakın, attığımız konturlar da kalından inceye, yöne doğru. O şekilde. Arada birbirleriyle de biraz çarpışsınlar. Çünkü öyle, deniz zaten öyle. Daha önce göstermiş olduğum su dokularını da buraya yapabilirsiniz. Bu benim yaptığımı yapmak zorunda değilsiniz. Ben şu an hızlı hızlı bir yön çizmeye çalışıyorum. Ama böyle olmak zorunda değil. Yani hani daha önce böyle minik minik yaptık, şöyle küçük küçük yaptık. Onların hepsini yapabilirsiniz. Hepsi olabilecek şeyler. Ben şu an içimden öyle geldiği için öyle yaptım. Şimdi bakın, sadece beyaz. Şu beyazları bakın şöyle, şöyle dışa doğru, yani kayaların üzerine gelip bu taraftan da
dalgaların arasına, o boşluklara girmiş gibi. Hani şöyle düşünün, elmayı ısırdığınızda dişlerinizin izi nasıl kalıyorsa o şekilde düşünün. Yani şuraya bakarsanız eğer şöyle 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 ve bu tarafı dışa bakacak. Yani bu tarafı su olacak, bu tarafı dış olacak. Bu şekilde. Böyle böyle böyle. Bir ısırılmış bir elma gibi. Arada da bakın dalgaların, yani denizin içine doğru şöyle ayakları varmış gibi. Kuru kuru, çok da sulandırmıyorum. Biraz hani bir doku bırakıyor çünkü o doku da hani suyun üzerindeki köpükler gibi, hani denizde oluyor ya, o köpükler gibi duruyor. İyice buraları beyazla dolduruyorum. Sonra tabii su dalgalara çarptığında damlacıklar püskürtüyor değil mi? Havaya damlacıklar çıkıyor. Minik minik farklı ölçeklerde. Damlacıklardan koyuyorum. Şimdi şuraya geleceğim. Dalgalar bir de birbirine çarpıyorlar. Bakın aynı şekilde o düzensiz dokuyu yapıp yine de aralara birazcık girmiş gibi. Bu şekilde. İşte bu biraz hani fırtınalı bir deniz olabilir. Veya lütfen o dediğim ressamın, Hokusai'nin çalışmalarına bakın. Orada çok daha net ve konturlu çalışıyor. Onu da yapabilirsiniz. Yani daha önce yaptığımız çalışmalarının bir benzerlerini, aşırı konturlu, çok daha temiz, çok daha böyle hani klasik tavırı olan bir çalışma biçimidir. Hokusai'nin çalışmalarında çok da beğeniliyor. Dünyanın birçok yerinde de, birçok müzede de eserleri vardır. Japonya'nın medar iftiharlarından biridir. Evet, bu da bir dokudur. Bunu da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, bugün 4 ayrı çeşit doku çalıştık. Şurada şunu göstereyim size. Şu dokular, şu formdaki dokular, bunların hepsinin ucunda şu formdan ve damlacıklarından şu köpüklerden koyabilirsiniz. Getirip çevirip içine veya şuraya köpük veya damlacık koyabilirsiniz. Lütfen bunları birbiriyle karıştırarak bir şeyler yapın. Denemeler yapın. Emin olun çok daha güzel olacak. İyi kalın, sağlıklı kalın. Hep beraber olun. İnşallah bu günleri de atlatacağız. Düze çıkacağız. Yasaları çiğnememek lazım. Çevremizi biraz uyaralım. Sağlıcakla kalın. Huzurla kalın. Görüşmek üzere.